Şimdi Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Alballar köyüne gideceğiz. Eskisi kadar kazanamasalar da köyün erkekleri tahta kaşık yaparak geçiniyor. Gençler makinelerde, eski ustalarsa el yapımı kaşık üretmeye devam ediyor. Bu köyde kaşık yapmayan bu köyde duramaz. Kalkar gider. Benim kendi oğlum biçe, bir kabasında torun yapar, ben de tornada çalışırım. Biz kalan yaşlandık. Bizim işimiz sona erdi. Geçimi bundan sallıyorlardı şimdiye kadar. Şimdi kalan işler değişti başka. Mustafa Çam 85 yaşında. Keseri eline 15 yaşında aldı. O günden beri kaşık yapıyor. Ya bu kaşık olmasaydı bu seyirden böyle aç kalırdı. Burası Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Alballar köyü. Her evin yanında bir kaşık odası var. Köyün tüm erkekleri kaşık yapıyor. Ömürleri bu küçük atölyelerde geçti. 12 yaşımızdan beri falan buralarda vakit geçiriyoruz yani. Babalarımızın yanında falan böyle çalışmaya başladık. Çıraklık gibi o zamandan beri herhalde mezara kadar böyle gidecek. Kaşığın yüzünden, kaşık sanatından bizim köyümüzde göç olayı yok. Sabri Özşahin 66 yaşında. Köyün en ünlü kaşık ustası o. Namı ülke sınırlarını aştı, Avrupa'ya uzandı. Da İtalya'ya davet ettiler ama yaşım artık geçtiği için. Mesela şunu biz Fransa'ya 5000 tane yaptım ben. Salata karıştırma çubuğu olarak kullanıyorlar. Görüyorsunuz eğri falan ama adam dedi bunun eğriliği falan bize şey yapmaz. Çünkü doğallık önemli dedi. Kaşık, kevgir hatta çatal. Sıradan bir ağaç ellerinde birkaç dakikada kaşığa dönüşüyor. Ben gençliğimde kayın ağacından 250 tane kaş yapardım. Şu anda makinelerde yapamıyorlar. 20 kaşık yapıyorum günde. Tanesi ne kadara geliyor? Tanesi işte hesap et. 15 kuşiden, 1,5'tan. Yani bir maaşın üzerinde para alırdık biz hani. Köydeki yaşlıların eli keser tutuyor. Gençlerse aynı işi atölyelerde makineyle yapıyor. Onların arasında bir de kadın var. Bahriye Öztürk. Erkekle biçe. Ben de incesini yaparım. Bağlarım. Çuvala koyarım. Peki ağaç kaşık ne kadar sağlıklı? Bunu ağacın cinsi belirliyor. Kavak ağacı kanserojen madde üretir. Ama yapılıyor. Yapıyorlar mesela. Yaparlar ama... Bakın zeytin ağacı, şimşir ağacı, ardıç ağacı var da abi aklıma gelmedi. Birkaç tane ağacımız da var. Bunlar bakteri almıyor ve üretmiyor. Verniksiz kaşık kullanmaya dikkat etmemiz lazım. Kaşığın ahşabını, kaşığın cinsini, ağacın cinsini sormanız lazım. Köyde hayvancılığın ilerlemesiyle kaşık işi ikinci plana düştü. Ağacını bulmak eskisi kadar kolay değil. Buna rağmen kimse kaşık yapmaktan vazgeçmedi. Baba mesleğini bırakmaya niyetleri yok. Babam ölene kadar yaptı. Babam namazdan gelirken vefat etti. Ben de aynı öyle olana kadar yapacağım. Yapamaz olduk ama bırakacağız. Elle tutmaz oldu mu bırakacağız. Ya yaşlılarımız bıraktı. Biz de bırakacağız.